Şehri Gündem programı olarak Ankara'da Derin Sondaj'a konuk olduk ve yanımızda firma sahibi Erdal Bey var. Erdal Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1961 doğumluyum, Tarsusluyum. Yaklaşık 32 senedir Ankara'dayız. Sektördeki deneyimim ise 17-18 seneyi buldu. Bunun 5 senesi kendi ofisimiz, kendi şirketimiz. Firmanızın kuruluş aşamasından bahseder misiniz? Yaklaşık, yanılmıyorsam 2014'ün Temmuz ayında başladık. Kendi şirketimizi kurduk. 5 senedir iyi gidiyoruz, fena değil. Zaman zaman tabii krizlerden etkilendiğimiz de oluyor elbette. Bu global krizler de olabiliyor, Türkiye bazında krizler de olabiliyor ama şimdilik iyi gidiyoruz bakalım. Hedeflerimiz daha ileriye gidip şirketimizi büyütmek, daha çok kişiye istihdam sağlayabilmek. Şimdi oğlumla beraber birlikte çalışıyoruz. O dış ilişkileri yürütüyor. İthalat, ihracat. İhracatımız yok ama ithalat konusunda hem eğitim görüyor hem de ilişkileri yürütüyor. Yazışmalarımızı yapıyor. Ben de iç pazarda ağırlıklı olarak jeotermal sondaj yapan firmalarla çalışıyoruz. Onlara tedarik etmeye çalışıyoruz istedikleri ürünleri. Bunun yanı sıra kamu sektöründe, kamu kurum ve kuruluşlarında ki talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Aslında söze şöyle başlamak daha doğru olacak. Ben çünkü jeotermal sondaj, su sondajı, petrol, doğalgaz sondajı gibi sondaj yapan hem kamuda çalışan, başta MTA olmak üzere işte Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Etimaden gibi ve Türkiye Petrolleri gibi sondajı çok doğru bilgilerle yapan, kullanan, bu işi yapan kurumlar başta olmak üzere diğer jeotermal sondajı yapan hem operatörleri hem mühendisleri hepsini saygıyla anmak istiyorum, yad etmek istiyorum. Çünkü son derece zor bir iş. Dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Hem hayati tehlikesi olan hem de çok pahalı bir iş. 7-24 çalışan firmalar biliyorum. Gece gündüz bayram tatil edemeden, kamuda da böyle. Özellikle maden tetkik arama genel müdürlüğü personeli, sondaj personelleri yaz kış demeden çalışırlar. Biz de işte bunlara, bu çalışmalarına destek olabilmek amacıyla hem yeni ürünleri takip edip onlara sunmak hem de onlardan gelecek olan talepleri yerine getirmek amacıyla kendi firmamızı kuralım istedik. 2014 yılının Temmuz ayında başladık ve işte bu şekilde bugüne kadar geldik. Böylece devam ediyoruz bakalım. Sondaj ekipmanlarınızdan bahseder misiniz? Evet, sondaj ekipmanları pahalı dedim. Çok pahalı ekipmanlar. Çünkü içerisinde tungsten karbit dediğimiz sanayi elması tabir edilen maddeler var, metaller var. Bunlar pahalı malzemeler. Tasarımları çok farklı. Yerin 3000, 4000, 5000, 6000 metre altına kadar inebilecek kapasitede dayanımlı matkaplar üretiliyor. Ve biz bu matkapları son kullanıcıya temin etmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra üzerindeki tijler, borular, yardımcı kimyasallar, hatta işte bu boruları sabitleyen merkezleme sistemleri, sonra o sıcak su çıktığı zaman sıcak suyun tehlikesini önleyen, patlamasını ya da basıncını önleyen kuyu başı ekipmanları gibi bir takım ekipmanlar var. Bunların hepsi çok pahalı malzemeler. Türkiye'de üretilmiyor. Üretilenler var elbette ama ağırlıklı olarak yurt dışından ithal ediliyor. Bunun yanı sıra havalı ekipmanlar var. Yani Türkiye'deki tabiriyle sondaj tabancaları. Hava yardımıyla pistonun ileri gidip gelmesiyle toprağa ve kayaları delip ilerleyen, arkasından borulama yapılan değişik ekipmanlar. Bunu kolaylaştıracak sondaj kimyasalları. Sattığımız ürünler genellikle bunlar. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Sektör gelişen bir sektör. Yani çünkü dünya döndüğü sürece suya ihtiyaç var. Su yaşamamız için gereken en önemli maddelerden bir tanesi. Amacımız biraz daha büyüyebilmek. Yani emin adımlarla ilerleyebilmek. Belki birkaç kişiyi daha yanımıza katıp birkaç kişiye daha geçim kapısı sağlayabilmek. Hızlı büyümekten yana değilim. Sindire sindire gitmekten yanayım. Mümkün olunca da işte dediğim gibi sektörü takip edip nerede, ne zaman, nasıl davranmamız gerektiğini artık zaman içerisinde göreceğiz bakalım. Genç girişimci arkadaşlara ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Öncelikle yaptıkları işin bütün özelliklerini hissetmeleri,
ve içselleştirmeleri gerekiyor. İnsan önce inanırsa satabilir. O zaman başarılı olabilirsiniz. Sattığınız ürüne önce inanacaksınız. Doğru bir ürün olduğunu ve bu işten gerçekten çok kişinin faydalanabileceğini önce düşüneceksiniz, kendi kafanızda bir yere koyacaksınız ve kişiliğinize yansıtmaya çalışacaksınız. Ben uzun yıllar satışla uğraştım. Hep böyle satış yapan insanlara hep aynı şeyi söylemişimdir. Önce kendinizi müşteri gibi görün ve masanın öbür tarafına geçin. Bir müşteri gibi bakın. Siz karşınızda nasıl bir satıcı görmek istiyorsunuz? O zaman iyi bir satıcı olacaksınızdır diye düşünüyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.